Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı, İsrail tarafından tahliye emri verilmeyen alanların Gazze şeridinin sadece %11'ini oluşturduğunu ve bu bölgelerin sözde insani yardım bölgesi olarak nitelendirildiğini açıkladı. Yeni tahliye emirleri ve devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiğini ve bu durumun bölgede kaos ve korkuya yol açtığını belirtti. Kıdemli iletişim sorumlusu Luis Vatalidge, bir kez daha yeni tahliye emirleri geldi. Etkilenen binlerce ailenin çoğu, Han Yunus'taki diğer tahliye emirlerinden sonra bölgeye yeni gelmişti. Paramparça pencerelerden, paramparça evlerden ve paramparça hayatlardan başka bir şey görünmüyor. İnsanlar bu sonsuz kabusun içinde sıkışıp kaldı ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Sejourn, herhangi bir İran saldırısının Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında yıkıcı sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu. Filistin'le dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg ilçesindeki Morris Plus metro istasyonunun yakınında yüzlerce kişi toplandı. Buradan yürüyüşe geçen göstericiler Filistin bayraklarıyla "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz. Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır. 15 bin çocuk öldürüldü ve bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. İsrail'in 13 Ekim'de Lübnan sınırındaki gazetecilere yönelik saldırısında gazeteci İslam Abdallah hayatını kaybetmiş, aralarında AFP muhabiri Christina Assi'nin de bulunduğu 6 gazeteci yaralanmıştı. Saldırı nedeniyle bir bacağını kaybeden Assi, görevini yaparken yaralanan ve yaşamını yitiren gazeteciler anısına Paris'te Olimpiyat meşalesi taşıdı.